Merhaba arkadaşlar, GoLang derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde ilk uygulama dersimizi yapacağız. Şimdi tahmin edeceğiniz üzere yeni başladığımız için buradaki uygulamalar bizleri çok fazla heyecanlandıracak uygulamalar olmayacak. Ancak ileride dediğim gibi mümkün olduğu kadar hatta fazlasıyla uygulamalar yapmaya çalışacağım. Tabii o uygulamalar daha kapsamlı olacak. Buradaki ilk uygulama dersimiz şimdiye kadar konuştuğumuz konuların daha çok oturması için. Şimdi hemen şuradaki ilk uygulamamızı başlıyorum. Diyor ki, işte student name, grade ve is passed şeklinde 3 adet bize değişken verilmiş. Evet. Ve şurada alacakları değerler veriliyor. Bu değişkenleri 3 farklı yöntemle oluşturunuz ve ekrandan çıktısını alınız diyor. Şimdi geliyorum. Değişkenleri hemen fonksiyonumuzun içerisine yazıyorum. Burada hemen şunu belirteyim. Değişkenleri illa fonksiyon içerisinde, yani fonksiyon scope olmasına gerek yok. Packet scope da olabilir. Yani şurada paketin altına da yazabiliriz. Bu konu üzerine ayrı bir dersimiz olacak zaten. Şimdi önce ne dedik? Uzun yöntemimizde var anahtar kelimemizi yazıyorum. Sonra değişkenin adını yazıyoruz. Student name şeklinde. Sonra bu değişkenin veri tipini yazıyoruz. Artık string mi, integer mi vesaire neyse. Gördüğümüz gibi string buradaki veri tipimiz. Ne yapıyoruz? Sonra buna ilgili değeri aktarıyoruz. Neymiş burada? İlgili stringimiz John Doe şeklindeymiş. Hemen ikinci değişkenimizi oluşturuyorum. Var anahtar kelimesini yazdım. Grade. Burada bizim değişken adımız. Sonra veri tipi olarak integer yazıyorum. Numerik bir ifade olduğu için noktalı bir ifade olsaydı float yazacaktık. Integer neymiş değeri? 77'ymiş. Sonra isPass şeklinde boolean bir veri tipimiz varmış. isPass isminde hemen diyorum ki var is passed. Neymiş buradaki? Bool veri tipindeymiş ve diğeri de true şeklindeymiş. Hemen buraya ne diyorum? Eğer şuradaki true'um tırnak işareti içerisinde olsa bu artık bir boolean bir ifade değil, string bir ifade olur. Mesela kaydettiğim zaman bize hemen şurada problemi gösterir. Arkadaşım sen string bir ifadeye boolean vermesi gerekiyorsun diye orada buna dikkat ediyoruz. Tamam, hemen gelelim burada. Ne yaptık? Yine hatamızı aldık. Kardeşim sen bu değişkenleri oluşturdun ama kullanmıyorsun. Bu değişkenlerin yine değişkenlerin oluşturulup kullanmama durumu var paket scope'da. Ancak dediğim gibi yine buranın konusu değil. Tamam, şimdi bu değişkenlerimizi kullanmaya başlayalım. FM T print line önce student name yazdıralım. Sonra şunu şu şekilde kopyalayalım iki kere. Sonra grade'i Ctrl-C ile kopyalayıp onu yazdıralım. Sonra da isPassed. Ne yapıyoruz? isPassed değişkenimizi yazdırıyoruz. Kaydediyorum. Ne yaptık? Go run main.go dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi John Doe 77 ve true değişkenlerini yazdırdık. Şimdi şurayı hemen ne yapıyorum? Önce bir Ctrl-C ile bir kopyalayayım. Olduğu gibi yapıştırayım şuraya. Ve şu üstü neydi? Alt-Shift-A ile blok komenti aldım. Yorum satırına yaptım. Şimdi burada ikinci yöntemimizde neydi? İkinci yöntemimiz de buradaki veri tiplerini yazmak zorunda değildik. En azından şimdiye kadar bu veri tiplerini yazmak zorunda olacağımız durumlar da gelecek ama şimdilik veri tiplerini yazmak zorunda değildik, değil mi? O nedenle ne yapıyorum arkadaşım burada? Şuradaki veri tipini gösteren ifadeyi siliyorum. İfadeleri siliyorum. Neden? Çünkü
Go derleyici bakıyor, şurada ne ifade var? Arkadaşım burada bir string bir ifade var diyor. Buranın veri tipini string olarak kendisi bunu anlayabiliyor. O nedenle ne yapıyoruz burada? Burada görmüş olduğunuz gibi veri tiplerini yazmadan da kaydedelim. Programımızı çalıştıralım. Aynı sonucu ne yapıyoruz? Alıyoruz. Tamam, bu kez şurayı tekrar yorum satırına alalım. Ne yapacağız şimdi? Şimdi en kısa yolumuzla yazacağız buradaki değişkenleri. Diğer kısa yolumuz, en kısa yolumuz yani shorthand declaration neydi? Burada herhangi bir var keyword'ünü kullanmaya gerek yok. Ne yapıyorduk? Student name şeklinde değişkenimizi oluşturup iki nokta üst üste eşittir diyerek buraya alacağı değeri yazabiliyorduk. John Doe şeklinde. Aynısını yapıyorum. Grade için yine dikkat ederseniz. Grade diyorum. İki nokta üst üste eşittir. Aldığı değeri ne yapıyorum? Direkt yazıyorum 77 şeklinde. Üçüncü değişkenimize gelelim. Is past diyoruz. Is past şeklinde yazdık. İki nokta üst üste eşittir. Ve buraya da true şeklinde değişkenimizin değerini yazdık. Kaydediyorum. Go run mean go dediğimiz zaman, çalıştırdığımız zaman ne yapıyoruz? Başarılı bir şekilde geri dönüşümüzü alıyoruz. Şimdi ne diyor ikinci uygulamamızda? İkinci sorumuzda diyor ki arkadaşım, yukarıda belirtilen değişkenleri tek satır içerisinde tanımlayız. Şimdi şöyle alayım bir yukarıdan. Şurada package main'e kadar alalım. Bu biraz bizim için angarya olacak ama şurada daha sonrasında sizin bunu yazmanız için daha kolay olur. Buradaki uygulamaları incelemeniz için daha kolay olur. Şurayı da yorum satırına alalım. Şimdi ne yapalım? Kısa yöntemden de yaparız. Uzun yöntemden de önce şurayı bir silelim. Şurayı da silelim. Tamam. Kaydettiğimiz zaman ne yapıyor bize? Ne hatası verdi? Şurada şurayı da yorum satırına alalım. Geliyorum buraya. Bakın şuradaki şeyden de hata vermeye devam ediyor. Hani sonradan sizin daha kolay uygulamayı, daha kolay okumanız açısından uğraştık, bu kadar. Tamam. Şimdi burada değişkenlerimiz var. Bu değişkenleri yazdırıyoruz. Neymiş babacığım? Bu değişkenleri tek satır içerisinde tanımlamamız gerekiyormuş. Eyvallah. Bunun için ne yapıyordum? Bakın. Bunun için şu şekilde kullanıyordum. Var anahtar kelimesini kullanıyoruz. Kullanmayacağımız örneği de yapacağım. Geliyorum var. Student name yazıyorum. Virgül. Grade yazıyorum. Virgül. Is past yazıyorum. Sırasıyla tanımlamamı istediğim değişkenleri yazdım. Sonra diyorum ki arkadaşım, eşittir dedikten sonra, eşittir ifadesi kullandıktan sonra, ki bu burada eşit, tam eşit anlamda değil, atama anlamda düşüneceğiz buraya. Gelmesi gereken değerlerimi yazıyorum bakın. John Doe. Yine araya virgül koyuyorum. Great olarak 77. Araya yine virgül koyuyorum. Is past olarak true'yu yazıyoruz. Geliyorum şuraya. Şurayı da bir yoruma alayım. Bu şekilde kaydediyorum. Şurada terminal ekranımızda yine go run main go şeklinde çalıştırdığımız zaman ne yapıyoruz? Burada sonucu alıyoruz. Şimdi buradaki var anahtar kelimesini kullanmamıza gerek var mı? Var anahtar kelimesini kullanmadan da yapabiliriz. Burada var'ı siliyorum. Yalnız var'ı sildiğimiz için şuraya bir iki nokta eklemem gerekir. Yani bu kısa gösterimin tek satırda yazılımı şeklinde düşünebiliriz bunu. Hatta şöyle yapayım ya. Şu kalsın şurada. Şunu olduğu gibi Ctrl-C ile kopyalayalım ki her ikisini de bu şekilde görün. Şurayı da
yoruma aldık. Bakın ne yapıyoruz? Var kelimesini kullanmayabiliriz. Ancak bu kez şuradaki iki nokta ifadesini eklememiz gerekiyor. Kaydediyorum. Yine go run mean go dediğim zaman ne yapıyoruz? Burada uygulamamız beklediğimiz gibi çalışıyor. Şimdi bakın burada güzel bir şey var. Şimdi declaration, assign, initialization, initial value kavramlarını açıklayınız. Şimdi bir kere şeyi söyleyeyim. Yani bu dersler ne Türkçe dersleri ne de İngilizce dersleri arkadaşlar. Hocam Türkçe kaynak vermeye çalışırken neden bunların İngilizcesinin üzerinde bu kadar duruyorsunuz da dersiniz. Yarın öbür gün arkadaşım sen internette herhangi bir kaynak araştırırken veya herhangi yani bu konular konuşulurken bu terminoloji hakkında senin bilgin olsun. Sen ister gider tamamını Türkçeleştirerek kullanırsın, tamamını İngilizce olarak kullanırsın. Bu senin kendi kişisel tercihin. Tamam, geldik. Şimdi bu declaration olayına gelelim. Bakın, geliyorum şurada. Şunu olduğu gibi kopyalayalım. Dur, önce şurayı olduğu gibi kopyaladık. Ctrl-C ile. Bakın şu alta yapıştırdım Ctrl-V ile. Sonra şuranın tamamını şöyle A şeklinde yoruma aldık. Şunu şöyle, şurayı beğenmedi çünkü şurada kapanıyor şey. O nedenle geliyorum buraya da tekrar yorum satırını aldım. Şimdi geldik aşağıya. Burada da önce açık açık yazmamız için şimdi şuradan başlayalım. Şimdilik rate ve ispas diğer değişkenlere de ihtiyacımız yok. Şimdi bakın ben değişkeni yazmaya başlıyorum, tamam mı? Şunu da sileyim hatta. Declaration. Ne demek? Beyan etmek, deklare etmek. Artık Türkçe'ye de geçen bir kelime, Türkçe'de de kullanılan bir kelime. Ne yapıyoruz? Burada declaration ifadesiyle tanımladığımız şu. Arkadaşım diyoruz, bak ben bu değişkeni ileride kullanacağım diyorsun, tamam mı? Şimdilik bu değişkenin aldığı değeri bilmiyorum. Ancak ileride kullanacağım. Var student name veri tipi olarak da string diyorum. Şurada da hatta student name'i print ettiriyoruz gibi. Kaydediyorum. Bu ifadede arkadaşım, tamam mı? Ben student name şeklinde bir değişken kullanacağımı gösteriyorum. Yani burası declaration kısmı oluyor. Tamam mı? Sadece declaration kısmıyla programımız çalışıyor mu? Bakalım, deneyelim, bir şey alacak mıyız? Nedir? Programımız çalışıyor. Şurada boş bir string var aslında. Neden? Çünkü Python'da ne var? Python diyorum ya, Go'da ne vardı? Bunun üzerine konuşmuştuk. Zero values, yani sıfır değeri, yani varsayılan değerler vardı. Biz buna herhangi bir değer vermesek bile ne yapıyoruz? Bu şöyle boş string şeklinde kendisini zero values'unu gösteriyordu. Tamam, bu declaration. Şimdi ne varmış burada? Assign diye bir kelimemiz varmış burada. Şimdi assign da şu demek. Ben ne yaptım arkadaşım? Şöyle bir değişken oluşturarak hafızada bir yer kaptım mı? Kaptım. Sonra diyorum ki şu değerimi, şu John Doe'yu git o hafızada kaptığın yere yerleştir diyorum. Yani bu değeri şu değişkene assign ediyorum arkadaşım. Atıyorum. Bakın eşittir değil bu. Hatta ben de konuşurken eşittir kullandığım zaman yanlış bir kullanım aslında. Ancak alışkanlıktan o şekilde söylüyoruz bazen. Ne yapıyoruz? Assign ediyoruz, tamam mı? Şurada da kaydedelim şu dosyamızı. Bakın kaydediyorum dosyayı. Go run mean go dediğim zaman John Doe çalışıyor. Bakın bu nedir? Assign ediyoruz, tamam mı? Atıyoruz. Eşit olmadığını nasıl göstereceğim? Tamam, geldim burada. Diyorum ki
student name ya tamam John Doe'ydu ama onu bir ne diyorum Mahmut Erdem dedim. Student ismi yani öğrenci ismim Mahmut Erdem oldu. Hemen ne yapıyorum? Go run mean go diyorum. Bu kez neyi gösteriyor? Mahmut Erdem'i gösteriyor. Çünkü ben diyorum ki bu kez ya o hafızadaki yeri Mahmut Erdem'i atıyorum diyorum. Yani assign ediyorum diyorum. Bu şekilde şurayı bir temizleyelim CLS ile. Şimdi initialization. Ne diyelim işte başlatma vesaire falan gibi. Şimdi arkadaşlar genel olarak şuradaki ifadenin tamam mı? Yani iki genelde iki şekilde kullanıyor. Şimdi hangi bana ilk anlatacağım daha mantıklı geliyor ama ikisinden bahsedeyim ben. Şuradaki ifadenin tanımını tamamını yani hem değişken oluşturuyoruz hem ona bir değişken atıyoruz. Bunu arkadaşım initialization deniliyor. Yani bir değişkeni başlatma anlamında. Ama bazı kaynaklarda da arkadaşlar yalnızca şuradaki yani declaration şuraya declaration deniliyor. Şuradaki assign olarak anlattığım kısma da initialization deniliyor. Ama bence genel olarak şuradaki tamamını initialization denilebilir. Yani bir değeri oluşturup başlatıyoruz anlamında. Initial value de arkadaşlar ilk değer anlamında düşüneceğiz. Şuradaki John Doe buradaki student name değişkeninin ilk değeri. Ya hocam biz burada işte kod yazmaya geldik. Sen bize konuşup duruyorsun. Neden bunları anlatıyorsun? Şimdi kod yazmak özellikle şu başlangıçtaki ifadeleri anlatmak için kod yazmak en kolayı. Ne yapıyoruz? Bunlara arkadaşım hakim olacağız. Tamam mı? Şimdilik şurayı da geldik. Bir yorumu alalım. Tamam. Şimdi dördüncü uygulamamıza gelelim. Ki buradaki bu uygulamalar içerisindeki en güzel soru bu. Şimdi statically type, statically type ve dynamically type ifadelerini Go ve Python üzerinden gösteriniz diyor. Şimdi önce biz bu ifadeleri gösterelim tamam mı? Önce şurada şimdi REPL diye aratabilirsiniz. Bu online bir Python derleyici diyeceğim ama interpreter'ı açtık. Sonra da Go Playground'ı açtım. Bunların ikisi üzerinden göstereceğim size. Şimdi önce dynamic type yani dinamik veri tipine sahip programlar neymiş ona bir bakalım. Şimdi öncelikle anlatmadan önce Python'da göstereyim bunu. Yazıyorum buraya. Ne olmuş burası? Run diyelim. Şunu şöyle refresh edeyim. Reload yapsın. Tamam. Şimdi arkadaşım ben Python'da bir değişken tanımlıyorum. X diye bir değişken tanımlıyorum tamam mı? Ve X'e diyorum ki sen arkadaşım 10 ol. Hadi 100 olsun ikram ettim. 100 ol. Sonra sen bana bunu bir print et diyelim. Ne diyoruz? Print X. Tamam. Sen bu X'i print et ama ya bir de bu X'in veri tipini print et diyorum tamam mı? Geliyorum print type X şeklinde yazıyorum. Şu muhteşem programımızı bir çalıştıralım. Neymiş? Verimiz 100. Onu print ettiriyoruz. Ve bu da bir integer'mış. Onu da tipini de print ettirdik. Bakın şurada hemen bir ipucu falan var burada. Ben buraya işte bu integer mı şu mu vesaire falan filan yazmadım dikkat ederseniz. Şimdi geliyorum burada. Ya ben vazgeçtim X. Sen 100 olmadı. Sen bir arin ol bakalım. Arin string ifadesi ol. Aynı şekilde buradaki sen X'i tekrar print ettiriyorum. Bakın çalıştırıyorum burayı. Bakın ilk başta 100 ve integer'dı değil mi? Sonra ne oldu? String ve string class'ı burada gösteriyor. Dynamically type. Dinamik veri tipi.
Ne yapıyormuş burada arkadaşım? Python'da veri tipini biz değiştirebiliyormuşuz. Daha doğrusu şöyle teknik olarak bir açıklama yapayım. Şimdi bu açıklama ağır gelirse özellikle bazı arkadaşlara, dediğim gibi şimdilik bana inanın, bu ileride oturacaktır zaten. Python çalışana kadar veri tipiyle ilgili aslında herhangi bir hiçbir bilgiye sahip değil. Ancak çalıştıktan sonra, yani interpreter edildikten sonra bu dil bakıyor, ha diyor, ben diyor arkadaşım şuradaki x'imde ne varmış? Arim varmış. Yani dinamik olarak bu değişebiliyor. Integer'ken ne oldu? String'e geldi. Ne dedik? Go statically typed. Gelelim Go'da biraz önce yaptığımız işi yapalım. Bakın. Önce ne diyorum? X, hatta uzun yöntemle yazayım ki belirtelim şeyini. Var diyorum, tamam mı? X, integer ve 100. Ne yapsın? Bize şimdi x'i print etsin bakalım. Çalıştırıyorum. Tamam, 100 olarak aldık. Güzel, harika. Şimdi geliyorum. Var x string ne olsun? Arin olsun. Tamam mı? Arin dedim. Aynı şekilde geliyorum şurada print ettiriyorum arin ifadesini. Run diyorum. Ne oldu? Hata aldık. Birincisi ne hatasından bahsediyor? X'in redeclare edildi. Tekrar deklare etmeye çalışmışım. Bir kere olmaz bu. Ha, bundan da birazdan konuşuruz. Şimdi ondan kurtulalım. Hatta şu string'den de kurtulalım. X'e sanki yeni bir değer veriyormuşuz gibi. Ben daha açık yazmak için öyle tercih etmiştim ama tabii declaration kısmını unuttum. Çalıştırıyoruz tekrar. Ne diyor burada? Cannot use arin diyor. Type untyped string. Yani ne yapıyor arkadaşım? Bak diyor, burada diyor senin veri tipin integerken sen ona string bir değer atamaya çalışıyorsun diyor. Go statically typed language. Yani Go bu veri tipinin değişmesine, farklı veri tipi kullanmana bir değer için izin vermez diyor. Peki genel olarak biraz düşünelim. Bu neye yol açabilir? Tamam, programlamaya da diyelim, Go'ya ya da Python'a hakim değiliz diye düşünelim. Biri veri tipini bilmiyor. Allah ne verirse. Biri ise veri tipleri hakkında tam bir bilgiye sahip. Hemen şu yürütmeyi yapabiliriz değil mi? Ya bu hangi veri tipini kullanacağını biliyor. Gidip memory'de, hafızada o veri tipli kadarlık bir yer oluşturabilir. Bu ne yapmasını sağlar? Hafızayı daha efektif bir şekilde kullanmasını sağlar Go'nun. Ama Python'da öyle değil. Python dediğim gibi yani veri tipi dinamik olarak değişebiliyor. O nedenle hatta Python'da veri tipi hataları, işte type errors denilen veri tipi hataları çoğunlukla karşılaşabilir. Yani bir işte para hesabına gidip farklı bir şekilde string şeklinde bir ifade yazabilirsiniz. Çünkü neden? Dinamik olarak veri tipi değişiyor. Ama Go o konuda type safe denilen, yani veri tipine daha güvenli bir yaklaşımı var. Bu şekilde de ne olur arkadaşım? Bu şekilde de işte birbirlerinin avantajları ve dezavantajları. Burada Python'ın avantajı ne oluyor? Python'ın işte kod yazımı daha kolay oluyor Go'ya göre. Çünkü neden? Biz değişkenleri istediğimiz zaman istediğimiz yerde değiştirebiliriz. Bu bize esneklik sağlıyor bir anlamda. Tamam, gelelim. Bunu yaptıktan sonra uygulamamıza dönelim. Şunu da geçtik. Dördüncü sorumuzu artık konuştuk üzerine. Şimdi şuradaki beşinci soruda ne varmış? Şurada iki nokta üst üste eşittir ve eşittir arasındaki farkı gösterin diyor. Şimdi şu ifademizi alalım. Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile aldım. Öncelikle
biraz önce karşılaştığımız hatadan bahsedelim tekrar, tamam mı? Şurada işte ne diyeyim buraya, ek olarak da double declaration diyelim, tamam mı? Şimdi öncelikle ne yaptık? Burada şeyi oluşturduk. Efendime söyleyeyim, student name değişkeni oluşturduk, çalıştırdık. Ne yaptık? Burada John Doe şeklinde aldık. Ancak gelip ben burada aynı değişkeni var, student name, işte string, değer olarak da işte ne dedik? Mahmut Erdem dedik. Mahmut Erdem şeklinde ne yaptık? Yeni bir değişken oluşturdum. Bakın daha burada çalıştırmadan hata vermeye başladı. Buradaki hata nedir? Bir değişken deklare edildikten sonra ikinci kez deklare edilemez arkadaşlar. Tabii yine farklı bir, yani aynı scope içerisinde konuşuyorum tekrar. Bu farklı bir scope'da, farklı paketlerde aynı isimdeki değişkenler kullanılabilir. Aynı fonksiyon içerisinde, yani aynı scope'a sahip değişkenler ne yapabilir? Tekrar deklare edilemez. Ancak yeni değer atanabilir, değil mi? Burada mesela student name'i Mahmut Erdem yaptığımız zaman bakın değişkeni tekrar deklare etmiyoruz burada. Değişkene yeni bir değer atıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Mahmut Erdem çalışıyor. Şuradaki sorduğumuz da bununla benzer aslında. Şimdi şurada kısa formumuzu yazarsak hemen şunu şöyle yorumu alalım. Kısa formu yazıyorum bakın. Diyorum ki student name John Doe dedik. Student name John Doe şeklinde bu şekilde oluşturduk kısa gösterimle. Tekrar çalıştırdığımız zaman tamam John Doe'yu aldık. Aynı şekilde geliyorum bu kez. Ctrl C diyorum. Ctrl V. Buraya Mahmut Erdem yazıyorum. Kaydediyorum. Bakın hatayı verdi zaten. Ben yine çalıştırayım. Kaydettim. Neden hata aldım? Çünkü şuradaki kısa gösterim hem deklare ediyoruz hem assign ediyoruz buradaki değeri. Şimdi ne yaparız? Aynı şekilde yeniden deklare ettiğimiz zaman ne yaparız? Hata alırız. Ancak bunu yalnızca eşittir şeklinde kullanırsak, yani tekrar bir deklare etmiyoruz, yalnızca yeni bir değer atıyoruz şeklinde düşündüğümüz zaman ne olacaktır? Buradaki dosyamız hatasız bir şekilde çalışacaktır. Bu ilk uygulama dersinin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım dediğim gibi olayın mantığı kafamızda daha iyi bir şekilde oturmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.